Ertuğrul Bey'in bir sorusu var. Yollardaki eğimi ben merak ediyorum demiş. Mesela %10'luk eğim kaç dereceye tekabül ediyor? Hazır yanımızda bir matematik uzmanı. Hatta Hatay'da varken ben bu soruyu en iyisi Hatay'a paslayayım. Tabii şimdi o matematiksel olarak açıklamak gerekirse sinüsüne, kosinüsüne, tanjantına bakmak gerekir zaten mantıken. Sadece o hani basit bir şekilde onu nasıl anlatalım? Sadece o tanjant bize yardımcı olacaktır aslında. %10'luk eğim kaç dereceye tekabül eder? Şimdi onu hesaplamak zannedersem bir en azından yolun uzunluklarına göre bir bakmamız gerekir diye düşünüyorum. En azından o doğrunun ya da en azından o hipotenüsün denklemini biliyor olursak eğimini söyleyebiliriz. Oradan da üçgenin özelliklerinden diyelim açının derecenin tanjantından bulabiliriz. Hey, bu eğim işi biraz enteresan oldu. Daha kolay bir şekilde açıklayabilme şansın var mı? Şöyle diyeyim o zaman. Şimdi tırmanılan yolu düşünelim. Ve onun dik, tabii ki bileşenleri var. İşte bir yere paralel bir de diki. Oradaki işte açının zaten açı, aradaki açı yere paralel. Yani yerle, dünyanın yeriyle tırmandığımız yokuş arasındaki açının tanjantı bize verecektir istediğimiz bilgiyi. A lot of boring math later. Geride kalan bölümde eğimden de bahsediyorduk. Çok basit olmadı aslında açıklamam. Onu da birazcık daha düzgün bir şekilde herkesin de anlayabileceği, daha doğrusu ben birazcık daha karıştırdım o açıklamayı da. Karışık yaptım. Onu da birazcık düzeltelim aslında. Şimdi örneğin Cuito Negro'dan bahsediyoruz. Cuito Negro örneği üzerinden gidersek daha da anlaşılır, kırabiliriz belki de. Kendimi daha iyi ifade edebilirim en azından bu alanda da diyelim. Şimdi Cuito Negro'ya deniz seviyesinden ilk kilometresi başlangıcımız 420 metre ve zirvemiz 1850 metre ve de toplam 19 kilometre uzunluğunda bir tırmanış. Burada işte bu tırmanışın ortalama eğimini bulmak için tabi burada farklar oluyor, doğal olarak sapmalar var ama bir üçgen gibi düşünürsek aslında, klasik bir üçgen gibi, o bahsettiğimiz irtifa farkı, yani 1850 metreden 420 metreyi çıkarttığımızda oluşan o irtifa farkıyla 1430 metre ile 19 kilometre bölündüğünde, yani 1430'u 19.000'e böldüğümüzde ortalama eğimi aslında bulmuş oluyoruz. O tırmandığımız yüzeyin iz düşümünün o farkıyla birlikte oluşan o oran bize eğimi veriyor. 100 metrede yaklaşık %10 mu fark oluyor? Muhtemelen ortalama öyle bir fark yaratıyor olması gerekir. Böyle birazcık daha basitçe ya da daha iyi ifade etmiş olalım eğimi de. Evet. Tarkan Kalaycıoğlu da şöyle demiş. Ben de kullandığım saat sayesinde hani artık saatler de gösteriyor çünkü eğimi demiş. Mesela %10'luk bir eğimde derece olarak 7 veya 8 derece gösteriyor benim saatim demiş. Yani %10 yaklaşık 8 dereceye tekabül ediyor demiş. Böyle açıklamış, kapatmış olalım konuyu. Bir daha da çok sık açacağımızı zannediyorum zaten. Ata yazmış. Ha, Atay. Selamı var. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Kendisini ve özellikle eğim hesaplarını çok çok özlediğimizi Barcelona'nın söylemek Barcelona'nın lazım. Kontu, Budapeşte'nin kralı. Kendisine buradan sevgiler. Yani şeyde Eurosport'ta eğim hesabıyla tüm Türkiye'deki matematik camiasını çökertmiş bir arkadaşımız. Valla Cahit Arf'tan sonra paraya yüzük olması gereken isimlerden biri. Ordinarius eğimci diye. Ordinarius sinüs filan demiş miydi? Sinüs alfa. Sinüs alfa dese tamam. Kotanjant, tanjant. Daha neler. Tabii tanjantlı, kotanjantlı. Öyle mi anlattı? Deli adam. Matematik mühendisi olarak. Kendisi bu arada tanımayan, bilmeyen seyircilerimiz olabilir. 2010-2012 arası bizim yorumcularımızdan da hata.